Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle bu haftaki son gelişmeleri değerlendirmek için karşınızdayız. Ve bu haftaki önemli gelişmelerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk vatandaşlarımızı da ilgilendiren ve Türkiye'deki bedelli askerlik konusu. Bu konuda bize takipçilerimiz tarafından gelen epey sorular oldu. Bunun şartlarının ne olduğu, nasıl faydalanabilecekleri bedelli askerlikten, nereye başvurmaları gerektiğini, onun dışında da ne zaman bunu yapabilecekleri ve burada yasal durumu, Amerika'da yasal durumu olmadan bulunan vatandaşlardan da bu durumdan faydalanamayacakları noktasında epey bir soru aldık. Ben şunu söyleyebilirim öncelikle. Sizin de bildiğiniz gibi bu hafta bedelli askerlik düzenlemesinde içinde bulunan duran kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul ederek yasalaşmış durumda. Ve bu kanuna göre de bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilcilerine başvuru yapmaları gerekecektir. Ve buradaki askerlik hizmetini yerine getirmek sayılmaları için bu yükümlülerin başvuru yaptıklarında ödemeleri gereken başvuru ücretini, ki bir 15 bin Türk lirası olarak geçiyor ve 21 günlük temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecektir. Tabi bu Türkiye'deki yerine getirilmesi gereken yükümlülük olarak geçiyor. Tabi bunun dışında yurt dışında yaşayıp bundan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız da ödemeleri gereken bedel ise 2000 euroya çıkmış durumda ve 38 yaş sınırı da kalkmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk vatandaşlarımızın bu konuda ne yapmaları gerekiyor, ne tür şartları yerine getirmeleri gerekiyor noktasında ise bu kanuna göre bu askerlikten yararlanmak isteyenler yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olacak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubesine başvuru yapabilecekler. Ve bu durumlarını ispat eden belgelerle 2000 euro ödemesiyle veya karşılığı neyse bu oturdukları ülkedeki yabancı ülke parasına göre, ki Amerika'da dolar olacak bu, Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde de askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Ve bize gelen sorulardan bir tanesi, tabii ben Amerika'dayım, işte yasal durumum yerinde değil, yani yasal durumum yok, bu bedelden faydalanabiliyor muyum sorusunda ise maalesef faydalanamayacaklar. Çünkü yasa özellikle bu yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın çalışma izni ya da oturum izniyle bulunmalı şartını öngörüyor. Dolayısıyla maalesef yasal durumu yerinde olmayanlar bu bedelli askerlik yasasından faydalanamayacaklar. Bu konudaki gelişmelerle ilgili yeni durumlar olursa sizle paylaşacağız. Zamanınız için çok teşekkür ederiz. İyi günler.